Hünkârım, kazandığınız bu zafer dostlarınıza kuvvet, düşmanlarınıza korku salacaktır. İnşallah. Yalnız sizi pek hüzünlü görüyorum. Aklınızı meşgul eden biri mi var? Yine kalbimi okudun Yahya Efendi. Hünkârım, Farya Hatun'un başına gelenlere elbette ki çok üzüldünüz. Hepimiz müteessir olduk. Elim bir hadise. Geçmiş olsun hünkârım. Bu nasıl bir nefret Yahya Efendi? Gözdeme, doğmamış evladıma saldıracak kadar. Gözleri dönmüş alçakların. Lakin ruhumu huzursuz eden şey bu değil. Başka. Seferdeyken bir rüya gördüm. Hayırlara vesile olur inşallah. Hayır mı şer mi sen söyleyeceksin Yahya Efendi. Çadırımda uyurken çadırdan içeri bir atlı girdi. Yatağımın kenarına kadar geldi. Kılıcımı çekip saldırdım. Muvaffak olacakken bir anda yok oldu. Hünkârım, kimdi o atlı? Yüzünü göremedim, kapatmıştı. Siyahlar içindeydi. Ve en mühimi benim atım üstündeydi. Hünkârım, malumunuz alimler çadırı devlete teşbih etmişlerdir. Rüyada görmeniz de sizin ve hanedanı Ali Osman'ın alameti olsa gerek. Siyahlar içinde gelen süvari ise kapınızdaki ihanetin habercisidir. Peki. O hainin benim atımın üstünde olması ne alamet? İhanetin size çok yakın birinden, hatta hanedan içinden geleceğine dair bir alamet olabilir hünkâr. Esnafı hünkârımızın elinden kimse alamamış sultanım. Ahalinin göz önünde lime lime etmişler. Hadiseye karışanlar da tek tek toplamaya başlamış. Ahali tedirgin. Muzaffer oğlum payitahta döndü. Daha yüzünü doğru düzgün görmedim. Varsa yoksa Farya. Ona düşkün olduğunu biliyordum da bu kadarını tahmin etmemiştim. Saçının bir teli için koca cihanı yakmaya hazır. Öfkesinin ateşinde yakıp kavuracak herkesi. Allah vere de o ateş saraya sıçramasın sultanım. Amin. Yanınıza gelirken işittim. Silahdar Ağa yaralanmış dediler. Vaziyeti ciddi mi? Hayırdır Ester? Seni ne alakadar ediyor bu mevzu? Merak ettim sultanım. Ne de olsa hünkârımızın kıymetlisi. Senin de mi kıymetlin yoksa? Bir de bana Atike ile münasebeti var demiştin. Yok mu şöyle bir şey? Neden böyle yapıyorsun? Neden bana laf taşıyorsun? Ben kulağıma gelenleri söyledim sultanım. Yalanmış demek. Kötü bir niyetim yoktu. Yıllardır yanımdasın. Seni severim, korur kollarım. Fakat sadık olup arkamdan iş çevirmediğim müddetçe. Sultanım.
Ester Hatun. Sultanım. Hayrola? Nicedir gelmiyordun buralara? Kasım Sultanımıza ziyaret ettim. Tam da silahtar geri döndüğü gün. Ne manidar bir tesadüf. Onunla ilgisi yok sultanım. Ben malumat vermeye geldim. Ben biliyorum senin validemize ne malumat verdiğini. İlk fırsatta adımı vermişsin. Silahtarla gizli bir münasebetim olduğunu söylemişsin. Sakın. Benim sabrımı sınama Ester. Beni kendine düşman etmek istemezsin herhalde. Haşa sultanım, ne hadimi. Beni yanlış anladınız. Silahdarın gönlü de kim var bilmiyorum. Ama size yemin ediyorum ben değilim. Gel. Silahtar Ayken dairesini aldılar sultanım. Vaziyeti daha iyi demek ki. Birkaç güne daha iyi olur diyorlar. Çok şükür. Nasıldı peki, görebildin mi? Fakat isterseniz gece vakti gizlice gideriz. Görürsünüz. Kim nereden bilecek? Hünkârım. Yorma. Geçmiş olsun silahtara. Allah şifa versin. Allah razı olsun Kemalkeş. Kaçıncı silahtar? Daha kaç kez canını siper edeceksin bana? Ben canım yolunu sağladım hünkârım. Yüce Rabbim. Yolunuz dönmeyi nasip et. Allah'ın izniyle daha nice zaferler kazanacağız silahtar. Daha Bağdat'a yürüyeceğiz. İnşallah hünkârım. Uyu dinlen. İyileşmeden kalkayım deme sakın. Kemalkeş. Şehzade Kasım ne vaziyette? Şehzademizin durumu hiç iyi değil hünkârım. Yokluğunuzda yemeden içmeden kesildiler bir ara. Valide sultanımız da çok üzüldüler. Kendisini oradan çıkarmak istediler. Lakin şehzademiz çıkmak istemedi. Hünkâr abim izin vermeden çıkmam dediler. Seni merak ettim. Görebildin mi silahları? Görünce içim rahatlar sanıyordum. Lakin daha kötü oldu. Onunla dağ gibi dimdik hallerine alışmış. Bu hali içime dokundu. Hiç merak etme. Hünkârımız en iyi hekimlerini seferber etti. İyileşecektir. İnşallah. Ay, iyileşsin de hiçbir şey umurumda değil artık. Ne validem ne de bir başkası. Gönlündeki hatun kimse, onu da söküp atacağım. Ester değil miymiş? Ester'in silahlara meftun olduğu aşikar. Az önce karşılaştım yine. Silahları duyar duymaz burada almış soluğu. İkaz ettim. Lakin öyle bir şey söyledi ki aklım karıştı. Ne söyledi? Yemin verdi. Silahların gönlünde başkası var dedi. Bilemiyorum Fahriye, artık düşünemez oldum. Yani Ester değilse kim bu hatun? Kim? Çıldıracağım. Atike. Kim olacak? O kendini korumak için öyle söylemiştir.